Selamlar. Merhabalar Hakan Bey, iyi yayınlar Merhabalar. diliyorum. Nasılsınız öncelikle? Nasıl olduğunuzu soralım. Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. İşte unutmamanın ve unutturmamanın çabası içerisindeyiz. Teşekkür Beni ederim. biliyorsunuz, her sene mutlaka ya anlatırım ya sergilerim ya düşünülmesini ve gündeme gelmesini sağlamaya çalışırım yeniden. Evet. Tarihin Soyunma Odası'nda Ümit Aktan ustamızla birlikteyiz şimdi. Onun programına konuk oluyoruz bu Evet. akşam. Öncelikle sizlere tekrar tekrar başsağlığı dileyerek, Başınız çok sağ teşekkür olsun. ama Ederim. Sağ yaşamınızı olun. sağlıklı geçirmenizi dileyerek başlayayım söze. Nasılsınız, neler hissediyorsunuz? Neredeyse Teşekkür 30 yılı ederim. geçti. İyiyim. Çok şükür. İstanbul'a yerleştim biliyorsunuz. Evet, Oradayım. Kızım evet. burada üniversiteyi bitirdikten sonra dönmeyeceğini söyleyince ben İstanbul'a geldim, Ama uzun yerleştim. süre Samsun'da kaldınız değil mi? Kazadan sonra bir dayanışma Tabii oldu ki, orada. tabii ki. 2012'de ayrıldım Oo. Samsun'dan. Yani 85'te gittim Samsun'a, 2012'de ayrıldım Samsun'dan. Nasıldı o takımı ve dayanışmayı parça anlatır mısınız bize rica etsem? Efendim? O takımı, dayanışmayı, o dönemin ruhunu bir parça, kazadan sonra özellikle, çünkü en yakın ve içindeydiniz. Biraz anlatır mısınız bize? Takım oynadığı zaman inanılmaz bir dayanışma içindeydik. Biz haftada bir bütün futbolcular ve eşleri akşam yemekli toplanırdık. Hafta sonları kampa gittiklerinde eşleri yine birlikte toplanırdık. Gerçekten o zaman ahengi çok güzeldi. Çok birbirimize bağlı, hem eşler hem futbolcular birbirine bağlıydı. Sonra da kazadan sonra da tabii ki yanımda olan çok arkadaşım oldu. Birlikte olduğumuz, hala görüştüğüm, hala beraber olduğum arkadaşlarım var. O günü bize biraz anlatır mısınız? Çok dramatik bir gün aslında Haberi nasıl başlangıç. aldınız? Evet. Vallahi haberi nasıl aldım? Ben sabah işte Muzaffer'i gönderdim ve saat 11'e doğru kapım çaldı. Bitişiğimde de futbolcu Erol oturuyordu. Biz merkezde tam oturuyorduk. Kaza yapmış Samsunspor dedi. Bağıra bağıra, sakin ol dedim. Dur bir öğrenelim bakalım ne oldu, hemen bağırma. Ama bir anda benim evime insanlar akın 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 gelmeye başladı. Ne oldu dedim. Bir şey yok dendi. Bir şey yok. O zaman bir şey yoksa dedim, niye benim evimde toplanıldı? Hani neden burada toplandınız? İşte senin evin merkezi olduğu için dendi. Oysa ki olay olmuş. Sonra söylendi. İşte söylendikten sonra da zaten toparlamak biraz zor oldu maalesef. Kızınız kaç yaşındaydı o zaman? Kızım 4 yaşındaydı o zaman. Algılayabildi mi Algılaya bir tuhaflık olduğunu anladı tabii ki, ama algılayamadı. Sonra zaman geçtikçe babam nerede demeye başladı. Onu da bir psikolog eşliğinde anlattım çocuğuma. Çok güzel. Tabii ki çok zor günler geçirdik. Maçlardan sonra mesela evin önüne gülüyordu taraftarlar. Muzaffer ölmedi, kalbimizde yaşıyor diye. O zaman kızım bana dönüp de, anne bak babam ölmemiş, yaşıyormuş diyordu. Hani Çocuk. sen bana öyle söyledin ama babam yaşıyor. Tabii ki ona anlatmak çok zor oldu. Çok Evet. küçük olduğu için onu büyütmek zor oldu. Ama çok şükür yetiştirdim, büyüttüm, bugünlere getirdim. Allah bahtını açık etsin diyelim. Amin, amin inşallah. Evet. Peki Şükran Hanım, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Onların tabii bu futbol takımının içerisinde futbolcu arkadaşla ya da dayanışması başka bir yer, başka bir hikaye ve anlatılır. Hani bizim de işimiz o aslında ama Şükran Hanım'la Muzaffer'in Badaloğlu'nun O birlikteliği hikayenin içinde başka bir hikaye değil başka mi bir o? hikaye var. Bir ara verelim. Tamam usta. O hikayeyle devam Çok edelim. özel bir hikaye.